Bak, çek şurayı, çek. Bu sene bir gün benimki konuşuyor mu? Hayır. Ama onlar konuşuyor. Ne? Onlar konuşuyor. Bak, onlar para için konuşuyor. Terbiyesizlik yapma. Ha, bu çok terbiyesizce bir ifade. Ama şaşırmıyorum. Niye? Niye? Bak niye? Çünkü seccade de tepinen adamı cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyordu. Bana da söveceksin. Normal. Karışmıyor. Abi bunlardaki zihniyet ne biliyor musunuz? Başkanım çaktırmayın, biz kazanıyoruz. Ben benimle konuşayım diyor. Hükümet kim? Hükümet kim? Dün. Hükümet dediğimiz şey. Beni dinler misin? Dinliyorum. Şu anki yönetimi ele alan, Türkiye'yi yöneten hükümet kimdir? Hükümet AKP'dir. Kimdir? AKP değil. Hükümet dedi. Abicim yeni anayasaya göre. Abicim dur da öğren. Yeni anayasaya göre hükümet Recep Tayyip Erdoğan. Seni haklı göstermek var mı ya? Sen de istediğin gibi anlatabilirsin. Hayır, bir saniye, neyi anlatıyorsun? Bak AKP diyorsun ya, AKP diyorsun. Sen yanlış konuşuyorsun. Sen yanlış konuşuyorsun. Eskiden AKP veya bir partiydi. Devlet millettir. Şu anda hükümet. Bunu unutma. Devlet millettir. Dinliyor musun beni? Millet, hükümet Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Biz oluşur, Tayyip hükümetler sistemi ele alır. Dinlemiyorsun. Hükümetler yok. Ülkeyi yöneten hükümetlerdir. Arkadaşım bak şu tekrar söyleyeyim. Kimdir? Bak AKP'dir. AKP değil Tayyip şu Erdoğan. Türkiye kötüyse benim suçum bu. Senin suçun bu. Dinlemiyorsun. Kimin suçu? Bak arkadaş. Arkadaş. Bak arkadaşım. Kimin suçu? Arkadaşım bak. Ben de sana onu diyorum. Şu anda evet. Bakın şu anda bozuksa evet. Bu millet her şeyden şikayetçiyse her şeyden şikayetçiyse AKP hükümetinin sistemi iyi gitmiyorsa evet. Millet açsa millet bir kira açsa. Olmuşsa 20-25 milyar asgari ücret hala 11,5 milyarsa ve bu millet geçinmiyorsa bu ne hesabını biz kime soracağız? Herkes şikayetçiyse 153 nasıl aldı? Bir saniye. Bir saniye abi dur. Abi dur soralım. Kime soracağız? Sor söyle. Sana mı soracağım? Yok evet. Sen kime soracaksın? Onu söyle. Sorumlusu kim? Ben tabii ki şu an ülkeyi yöneten hükümete soracağım arkadaşım. Abi, bu hükümetin sen oy verdiklerine niye bir sormuyorsun? Bak şimdi abi onlar sormaz. Senin oy verdiğin niye sormuyor? Bakın oy verdiklerin bir sorunu yönetmiş. Yönetmemiş. Abi senin oy verdiklerin senin istediğin. Yapmasın onu da def eder. Abi bakın, senin oy verdiğin hesap sormuyor. Hükümet değildir. Ben şunu diyorum. Bakın arkadaşlar bugün AKP gider CHP gelir CHP. Gelemez gider, o gelemez imkansız. Gelir, öbürü gelir öbürü gelir. Niye bu dünya Türkiye hiçbir zaman seçim kazanmadı. Tek bir defa kazandı onda da tek partiydi zaten. O gelmez. Yeniden Refah gelir. O gelmez. Saadet ha olabilir. Bak başka gelmez, partiler olabilir. Parti CHP gelemez. HDP gelir. Biri gelir. Tamam. İllahi bunu şey edelim. Tamam. Bizim yapmamız gereken şey bizim şikayet. Gelecek. Abi bir saniye. Bak, bizim şikayet etmemiz gereken şey nedir biliyor musun? Söyle. Eğer Türkiye'de sorun varsa ve baştaki hükümeti bizim eleştirip onu göndermemiz lazım. Başkası geldi. Başkası yapamıyor. Senin muhalefetin çalışmıyor. Ya oy verdiğin muhalefetten hesap sormuyorsun. Bak benim muhalefetim değil. Kim çalacak bak, sen, abi, sen seçmedin mi muhalefeti? Hayır. Kimi seçtin? Tayyip Erdoğan'ı mı seçtin? Ben Tayyip Erdoğan'a da oy verdim. CHP'ye de verdim. HDP'ye de verdim. Ama. Abi hepsine birden bak, nasıl veriyorsun ya? Bu sende kaç oy var? Kaç tane seçim oldu? Kaç tane seçim oldu şimdiye kadar? Geçen seçimi soruyorum. Ha, geçen seçimi ben CHP'ye verdim. Evet. Yaş kaç? Evet, yaşım 54. Abi, CHP senin vallahi olmuyor mu CHP? Ya, ama AK Parti. Tayyip Erdoğan olmuyor mu? Sen bunu yok. Anlamıyorsun. Olabilir, benim de işim var. Benim de işim var. Ama benim de işim var. Abi sen varsın diye olay olabilir. Bence bunu bir düşün. Buraya bak Merve. Merve buraya bak. Buraya bak Merve. Fenerbahçe 13 yıldan beri başarısız bir teknik direktörü. Takımda nasıl tutmuyorsa, 2 sene başarılı bir teknik direktör şampiyon yapamıyorsa, gönderiyorsa, 13 yıldan beri Kılıçdaroğlu başarısız ve sen 13 yıldan başarısız bir adama gidiyorsun, oy veriyorsun, sonra başkanı sen de cumhurbaşkanı yapmaya çalıştın. Kardeşim. Ama şu an sen memnun musun şu anda? Hayır. Şu anki durumda ben kendi açımdan bakarsam. Abi bak, 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 şu var. Ben memnun değilim kardeşim. Olabilirsin. Senin derdin ayrı. Bak kardeşim. Senin derdin ayrı. Hayır. Benim derdim ayrı. Senin derdin ayrı. Bu toprakta yaşayıp senin derdin ayrı. Sen ayrı şey konuşuyorsun. He ben teröristim. Hükümetin onu mu diyorsun? Öyle bir şey demedi. Öyle bir şey demedi. Sen öyle bir şey çıkardın. Sen öyle bir şey dedin. Bak. Öyle bir şey. Senin derdin ayrı dedi sadece. Şunu da diyebilirsin. Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorum. Arkadaşım. Bu kim gelirse gelsin bu Türkiye Cumhuriyeti'nin başına kim gelirse gelsin millet olarak iyi yönetmiyorsa bu Türk milletini güzel bir refaha kavuşturmuyorsa
bizim onu göndermemiz lazım. Bir dakika. Bu sen olur, ben olur. Alternatifin ne? PKK'ya harcanan para ne kadar biliyor musun sen? Onun hesabını hepsini bak. Amerikan yalnız PKK'ya. Memnunlar bunlar. Yok bu ikisi de değil abi. Ülkelerin para birimini ne verirler? Sen şimdi konuş. Tamam oğlum gidip konuşsunlar. Tamam. Şimdi Almanlar Audi, Mercedes, BMW. Ya bana ne Almanya'dan ya? Ben de para almadım. Bak şimdi. Bak şimdi. Abicim sen ne arıyorsun? Şimdiki insana. Aç bana ne Almanya'dan. Abi biz. Sen aç mısın? Biz Filistin meselesini konuşalım. Kim aç abi? Kim aç o zaman? Aç o zaman. Bir göster. Kim aç ya? Bir tane seçim nerede? Seçim nerede? Tamam mı? Daha Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadan önce bir anket düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan'la terbiyesizler gitti. Kutu kolayı. Evet. Anket düzenlemişler. Kutu kola kazandı. Ben de şimdi şöyle bir şey soruyorum. Kutu kolanın kazandığı bir yerde Kemal Kılıçdaroğlu kazanamıyorsa suç Kemal Kılıçdaroğlu'nda mı yoksa bizim millette mi? Yok yok. Bana bunun cevabını verir misin? Millette değil. Bak çok güzel bir soru soruyorum. Yani kendi siyasi seçeneğini, siyasi iradesini, yani Tayyip Erdoğan'ın karşısında ayakkabı, tuvalet terliği, ondan sonra kutu kola, Tayyip Erdoğan'ın karşısında bunlar aday olsun oy vereceğim diyen kişi kendini siyaseten aşağı çekmiş oluyor. Ya neden şöyle söyleyeyim. Yani şöyle bir şey var abi. Bunlar kendilerini tuvalet terliğinden, yani Kemal tuvalet terliğinden kapıyı açtılar. Daha az işlevsiz olan Kemal Kılıçdaroğlu ile kapattılar. Kemal Kılıçdaroğlu tuvalet terliği bile etmiyor. Ben öyle anladım. Yanlış tuvalet terliği işe yarıyor. Yarıyor abi. Lavaboya girerken giymezsen ayağın giymen lazım. Hasta olursun. Ha biz... Kime niye karşı, özgür konuşmayayım anneciğim? Kime karşı öyle konuşuyorsun? Ben herkese karşı konuşuyorum. Bir insanı aşağılamak ne kadar? Ben aşağılamadım ki. Abla o söylemedi. Bir dakika özgürlük var mı bu ülkede? Bu ülkede özgürlük var mı? Bu ülkede özgürlük var mı? Bu ülkede özgürlük var mı? Ya onlar kendileri söyledi. Onlar söylemedi. Abla gerekeni söyledi. Dur. Abla dinliyor. Biz hepimiz çalışanız ve işçiyiz. İşçi anasıyız. İşçi babası. Yalan mı arkadaşlar? Evet. Burada herkes geliyor. Terlikler bile almış. Herkes keyfinde. Bir kişinin yakana böyle tut elinden. Abla nasılsın de. Bir doğan bina geçir. Adam diyor ki çok iyiyim diyor. Güveçli de önünde duruyor. Bir tane verir misin diyor. Bir tane güveç. Ney? Yani bir güveç bir lahmacun. Lahmacun çıkmış 100 liraya. Benim aldığım para 7,5 milyon. 11 milyona şey ödüyorum. Ya bu adam nasıl geçinecek? Ne yiyecek? Bunda ne içecek? Benim çocuklarım hangi okula gidecek? Tamam evet. Bunda hemfikiriz. Tamam. Bunda hemfikiriz zaten. Var abla var onu şey söylüyor zaten. Anneciğim. Bunda hemfikiriz. Tamam dinliyorum şey ben. Şey yaparken karşıdakini eleştirirken çuvaldızını kendiye... Tamam ben çuvaldızı batırıyorum. Benim demek istediğim fark var. Evde tek misin sen? Tek mi yaşıyorsun? Yok ben evliyim. İki tane oğlum var. Çalışıyor değil mi? Gelir var mı? Çalışıyor. Senden başka gelir var mı? Yok. 7,5 milyon var. Oğlum... Zihinsel özürlü benim çocuğum. Tamam, maaş alıyorsun. Yok bir şey yere başvurma. Nasıl abla? Abla ama alman lazım. O onun hakkı. Alman lazım. O çocuğa maaş mı alıyor bir de sana bakın parası veriyor. Bak. Şimdi ben sana söyleyeyim. Benim kardeşimsiniz. Bacımsınız, abimsiniz. Öyle var. O evle alakalı bir şey değil. Abartarak yapıyorum. Anneciğim ben bir şey soracağım. Sadece bir şey soracağım. Abla bir saniye. Anneciğim bir şey soracağım. Şimdi bu ülkede 6-7 ay önce bir seçim yapıldı. Doğru mu? Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ben de size sorduğum soru şu. Eğer muhalefet işini düzgün yapsaydı Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderebilir miydi? Gönderebilirdi. Bu ya konuda hemfikiriz. Bunlar bize dedi ki bak tenzih ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklamadan önce tuvalet terliği de Recep Tayyip Erdoğan'ı diyor. Yarıştırdık ankette. Kutu. Tuvalet terliği kazandı. Kutu kola. Tamam. Kutu kola kazanıyor. Eren Erdem. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kazanamıyor. Suç bizde mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Pahalılığı dediğiniz şey Erdoğan'dan mı kaynaklanır? Hayır, hayır. Ben onu da söyleyeyim. Ben o konuda da bir şey söylemiyorum. Biz hepimiz savaşı televizyonda görmüyor muyuz? Savaşı hepimiz televizyonda görüyoruz. 5 yaşında, 3 yaşında çocuklar ayıptır söylemesi. Yüzlerinde kanlar akıyor, ellerinde kanlar akıyor. Hangimiz cebimizden çıkıp da destek oluyoruz ya da bir bayrak sallıyor. İşte ben destek oldum. Ya alttan oraya uçaklarla Muhammed şey gönderiyor, savaş uçakları gönderiyor. Kemilerle. Biz ise ağlıyoruz. İşte yalandan ağlıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Hiç yalandan ağlamıyoruz. Bir dakika. Abla, yardım da yapıyoruz yani. Abla yardım yapıyoruz. Senin yardımın oraya nereye yetecek? Gidiyor. Gidiyor bak. Oranın da senden istediğini biliyor musun? Bak oradaki insanlar açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki
bu meseleyi dile getirin. Bol bol söyleyin. Bol bol söyleyin. İzliyoruz. Bütün kanallarda izliyoruz. Herkes görevini dört dörtlük yapıyor. Siz de buraya geldiniz. Abla bak. Teşekkür ederiz. Her şeyinizi. Sen de söyleyeceksin. O da söyleyecek. O da söyleyecek. Ya bu çok önemli. Karşıdakine lütfen yermeyin yani. Yok yadırgamayız ki. Abla bak şimdi. Bak. Bak abla. Bak çocuklar dedin ya. Çocuklar dedin. En önemli şey bence o şu an. Evet. Bak orada çocuklar katlediliyor. Bütün dünyanın gözü önünde. Bazı şirketler, bazı firmalar orada o katliamı yapan terör ordusuna sponsorluklarını açıkladılar resmi. Evet, evet, bak evet, evet, söylediler. Bir de gidip kahve içiyorlar. Ney bunun ismi? Bir tanesi bunlardan işte o kahveci. Bak bu ülkede ki bugün orada İsrail'in yapmış olduğu şey. Bak, abla söyleyeyim eksik olmasın. İsrail'in bugün orada yapmış olduğu şey yarın arz-ı mevut planıyla gelip bizim burada da yapmak isteyecek. Abi beyaz değil abi. Bizim topraklarımızı da. Bak söylüyorum ama bak söyleyeyim. Bak, bir şey söyleyeceğim bak. Sıkıntının olduğu nokta neresi biliyor musun? Daha önce oranın istihbarat örgütüyle görüştüğünü söyleyen Ümit Özdağ isimli bir adam var. Zafer Partisi diye de bir siyasi partinin başında bu adam. Kendisini sürekli ben Atatürk milliyetçisiyim, Türk milliyetçisiyim diye de anlatır. Vatan haini be. Dün Starbucks diye bir yere gitti, o kafeye, destekleyen yere. Orada oturan gençler var. Bak o gençlerin hassasiyeti yoktur, bir şey demiyorum. Gençlerimize de saygı duyuyoruz. Abla, bu ülkenin insanı. Abla, bak bunun bence saygılık bir yanı yok. Niye biliyor musun? Millet olarak bizim tepki göstermemiz lazım. Çünkü bugün ona sponsor olan... Sen çok güzel konuşuyorsun, tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeyim ben şimdi. Tamam, bugün ona sponsor olan, yarın bizim topraklarımız onlar tarafından işgal edilse... Bizim verdiğimiz paralarla yine gidip onlara sponsor olurlar. Savaş konuşuluyor burada. Bak abla şunu söyleyeceğim. Evet, bak şunu söyleyeceğim. Gençlerin ne yaptığı, duyarsızlığı, dengesizliği önemli değil. Koca adam gitti o Starbucks'a. Gençler dedi ben sizin kahvenizi dökmeye gelmedim dedi. Bak bir şey daha söyleyeceğim gideceğim. Ülkenizde para kazanmak, o kadar kolay ki. Bir saniye. Kamera da Yahudi mi olur? Hangi kamera? Panasonic. Japon da mevzu o değil. Hayır tartışmıyoruz. Başka bir şey yok. Evet abla. Bak biz burada hepimiz bu ülkenin insanıyız. Para kazanmak o kadar kolay oldu ki. Ben gidip merdiven sürüyorum. İşte şurayı yapıyorum, burayı yapıyorum. Evime bir ekmek bir çay. Adam bilmem ne yapıyor. Adam paraları şuradan buradan oradan oradan. Adam öyle lüks yaşıyor ki. Onu görüyorsun. Ya diyorsun benim onda ne eksiğim var ya? Ben de gideyim ya hırsızlık yapayım ya çalayım ama bizim gururumuza onurumuz var. Dohane yani. Bunları önlemiyorlar. Sonra çıkıyorlar. İşte bu kadar ceza aldı. Şu kadar ceza aldı. Görmüyoruz ama. Yok. Bak işte o meşhur o kadın var bir tane. Dilan Polat mıydı neydi? Onun kocası mı? Onun kocası mı ne açıklama yapmış. Keşke demiş işte çok az parayla geçineydim. Ama bunları yaşamasaydım. Biz de onlara kanıyoruz. Bu kadar insan iki kişiye mi kanıyor? Bizim de ondan bahsetmiyorum. Şundan bahsediyorum abla. Bir kere herkes şunu bilecek. Bir şeyi bedavadan elde ediyorsan bir gün bunun faturasını ödersin. Ödersin aynen. Hayatta hiçbir şey bedava değil. Ya bunun vebali vardır. Çoluğundan çocuğundan. Bak bir tane isim söyleyeceğim. Mudof diye bir adam var abla. Bu Amerika'da en büyük saadet zincirlerini kuran adamlardan bir tanesi. Amerika'nın gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcısı bu adam. Adam öyle bir dolandırmış ki battığında bu adam işte emeklilik paraları yanmış milletin. Evet. Öyle dolandırmış. Bu adam hapse giriyor. İki tane mi üç tane mi erişkin çocuğu var. Daha adam kendisi ölmeden iki çocuğu da ölüyor. Birisi felç geçiriyor sonra ölüyor. Allah onu soruyor. Bak, adam şey hapisteyken bütün her şeyi kuruyor sonunda. Ben son kez bir şey söyleyeceğim. Bak hayatta abette olmak istiyorsak dürüstlük bir numara değil mi? Bir tek doğru var. Eğer bu doğruyu biz uygularsak. Ben tuhaf değilim. Ben rahat etmeye gelmek, dinlemeye gelmedim ki dinleyeyim ama bırak da bir şey dürüst yapalım. Olalım. Ya Ahmet bir ablayla konuşuyoruz. Abla konuşuyor. Herkes hakkını yani kimsenin hakkını yemeyelim. Dürüst olalım. Yalanlan, dolanlan iş bir yere gelmez. Yalanlan bina kurulan. Aynen öyle. Temeli olmayan bina. İş bitti. Ya. Geldi gene. Geldi. Temeli olmayan. Köpeği de aldı. Ya yürü git ya. Temeli olmayan bina. Temeli olmayan bina. Çocuklarımıza mezar oluyor. Ya bırak ablaya biraz saygı göster. Ablaya saygı göster. CHP yapıyor. Bu dini almış gezdiriyor ama. Ben oradan aldım bayrağı. Önemli değil. Ben bayrağı sokakta bayrak abi, lütfen. Bayrak. Adam
şey. Abla bir dakika, belki bayrağı sadece CHP'li mi? Bir dakika, muhtacın tabi. Muhalefet. Hayır abi. Mesela o maçı diye. Ama CHP'li. Ama ne diyor biliyor musun? Hayır, Allah Allah. Bayrak sadece CHP'li mi? Yok, bayrağı hepimizin. Bayrak hepimizin. Hepimizin bayrağı. Bayrak hepimizin. Burada hepimizin. Abla biz bu bayrağın çatısı altında toplanmamız lazım mı? Sadece Cumhuriyet Halk... Herkes senin gibi olsa abla. Bir saniye. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı görüşmelerde bayrağı kaldırmak gibi bir huyu var. Fakir bir aile. O ayrı. Fakir bir çocuğum. Ben hem Sivaslıyım. Çok fakir bir aile. Neydi o adamın ismi? Bir saniye. Neydi o adamın ismi? O... Neydi? Danışmanın ismi neydi bayrak kaldıran? Nuşirevan Elçi. Nuşirevan Elçi. Rudav TV ile röportaj yapıyor. Bayrağı kaldırıp.